Ali Kara Hasanoğlu, işaret parmağı ve bozkurt hayır, eşcinsellikle haç serbest. Hayatımda bozkurt işareti yapmadım ama Türklerin tarihinde, destanlarında yer alan bir figür olarak itikadı açıdan sakatlığa kaçmadan yapanlara da itiraz etmedim. Yapılması sevap değil, yapılmaması günah değil. Bu çerçevede Türkiye A Milli Futbol Takımı, bizim içimizde keziklerin bile kesin yeniliriz. Türkiye kim, Avusturya kim diye söze başlayıp, Avusturya Gürcistan'a benzemez diye devam edip maç öncesi kesin sonucu Türkiye aleyhine ilan ettikleri bir aşamada Türkiye sahaya çıkmış, birilerinin göklere çıkardığı Avusturya'yı alnının teriyle yanmışsa, belki burası da önemli, İki golü de Merih isimli futbolcu kaydetmişse, Merih'in galibiyeti sevinç olarak bozkurt işareti yapması üzerinden içimizdeki yabancı aşıkları hop oturup hop kalkarlarsa sormamız gerekir. Sıkıntı nedir? Öyle ya, her türlü ahlaksızlıkları özgürlük olarak nitelendirenler. Sokaktan bahsetmiyoruz ki, milli takımların yaptığı maçtan bahsediyoruz. Burada özgürlük öyle geniş olamaz ki diye sözümüzü ağzımıza tıkacaklara sözleyelim. Gerek kulüplerin başka devletlerin kulüpleriyle veya milli maçlarda haç işaretinde başlayan her türlü sevinç gösterisi hoşgörüyle karşılanırken, bozkurt işaretine kim niye karşı çıkıyor ki? Bakmayın siz, Almanya İçişleri Bakanı'nın tartışmayı başlattığına dair haberlere. Evet, Almanya İçişleri Bakanı da Türk aşırı sağcı sembollerin statlarımızda yeri yok açıklaması yapmış ama esas sorun içimizdeki Almanlardan kaynaklanıyor. Ne bilsin Alman İçişleri Bakanı bozkurt işaretini? Bilmediği için de zaten aşırı sağcıların sembolü diyor. Oysa geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun o işareti yaptığına şahit olduk. Demek ki Alman İçişleri Bakanı da bozkurt işaretinin neyin sembolü olduğunu bilmiyor. Konuyu Almanlara ve UEFA'ya ispiyonladığını zanneden HDP'liler ve onlarla iş tutan CHP'liler de işaretin ne anlama geldi bilmiyor ve yanlış yorumluyorlar. Alman İçişleri Bakanı'na cevabı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Alman İçişleri Bakanı Feyser'e cevap vermiş ama Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın milli futbolcumuz Melih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez demiş. Dahası ırkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır tokatını yüzlerine yapıştırmış. Ama Almanya'nın İsrail soykırımına destek verdiği için uluslararası mahkemelerde sanık sandalyesine oturtulmak üzere şikayet edildiğini hatırlatmamış. Alman İçişleri Bakanı'nın da Batı'da aşırı sağ partilerin söylemleri ve onlara yönelik desteklerin seçim sonuçlarına yansımalarını bir kenara bırakalım. Kendi ülkemizde bozkurt üzerinden kavga çıkarmaya çalışanlara bakalım. Nedir sorun? Neden rahatsız oluyorsunuz? Gerçekten bozkurt işaretinden mi rahatsız oluyorsunuz? Yoksa Türk milli takımının başarılı olmasından mı? Bırakın Türkiye'de, dünya genelinde bile marjinal olarak kabul edilen eşcinsellerin voleybol milli takımında oynaması üzerinden kahramanlık söylemleri eşliğinde coşanlar. Atatürk'ün kızları tanımlamaları yapanlar, dünya genelinde bir avuç marjinalini normal göstermeye çalıştığı eşcinselleri öve öve bitiremeyip ardından da sırf eşcinsel diye bir voleybolcuyu gençlerimize idol gibi göstermeye kalkanlar. Ne oldu da şimdi bozkurt işareti yapan bir futbolcuyu hedef tahtasına koyuyorlar? Eşcinselliğe evet, bozkurtaysa hayır mı diyorlar? Hatta daha vahimini söyleyeyim. A Milli Futbol Takımı'nın bir başka önemli oyuncusu Arda'nın gol sevinci olarak işaret parmağıyla yaptığı ve İslam'ın tevhid anlayışına saygı işaret ettiği belirtilen sevinç gösterisini bile içimizdeki bazı batılı uşaklar eleştirili konusu yapmışlardı. İsmini de verelim. Bir emekli generalin de 27 Mayıs darbesine imza atan Mucib Ataklı'nın yeğeni olan Can Ataklı. Bilmiyordum, Akit gazetesinden Ahmet Gülümseyen yazınca öğrendim diye başlayıp Arda'nın işaretinin böyle bir amacı varsa bunu kabul edilemeyeceğini iddia etmişti. Tam da bu noktada kendi milli takım futbolcumuzu UEFA'ya şikayet edip bu bozkurt var ya bu bozkurt aslında diye asılsız iddia ve iftiralarla senaryolar eşliğinde futbolcumuza ve milli takıma ceza bile verdirmenin arayışı içine girenleri not etmemiz gerekiyor. Bir futbolcunun bozkurt işareti yapmasının televizyon ekranlarında eleştirenleri not etmemiz gerekiyor. Eşcinsel oyuncuları övüp onların paylaşımlarını destekleyip ne var bunda diyenler. İşaret parmaklı sembole de bozkurta da karşı çıkıyorlar. Neyse ki eşcinseller de, onları destekleyenler de bu toplumda azınlıkta. Kendi ülkesinin sevincine katılmayıp bozgunculuk yapmak isteyenler azınlıkta. Nihayetinde Alman İçişleri Bakanı'nın hadsiz açıklaması sebebiyle birileri Alman ezikliği altında ha ha ha, Almanlar mı bizi kıskanıyor, hiç güleceğim yoktu diye söylemler geliştirseler de Türk milli takımı Avusturya'yı yendi. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın Demiral'ı eleştirmesinin ardından da Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığımıza çağrıldı. Gerekli uyarı yapıldı. UEFA eğer müeyyide uygulamaya kalkarsa zaten olmayan güvenirlikleri daha da sıfırlanır. Bunu da hem içimizdeki Almanlara hem de dışarıdaki Almanlara da hatırlatmış olalım.
Görüşürüz.